deneyimli yarışmacımız Emel Hanım. İnşallah. Halleder bu işi. İnşallah. Yapılan şeyler, hatalar aslına bakarsanız çok basit hata yaptık. Taktik hata yaptık. Evet, buranın heyecanı başka. İnsana bildiğini de unutturuyor. Biliyorum efendim, ben de yarıştım. Evet. Bildiğimi unuttum. Neler geldi başıma. Ama zamanı iyi kullanmak lazım. Evet. Ne yazık ki rakiplerimiz bunu yapmadılar. Nurhan Hanım da en atik yarışmacı. Tebrik ederim. Gayet de güzel yarıştı. Ama sona doğru o da az süresi kaldığı için risk almak durumunda kaldı. Panik yaptım. Evet, Nurhan Hanım'ı yıkan da odur. Yoksa isim babası çok daha zor sorulara cevap vermişti. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sizin öyle bir derdiniz yok. Sizden sonra yarışacak birisi bulunmuyor. 27 tane harf alma hakkınız var. Işıl Hanım bir umut bakıyor. İnşallah kazanamaz diye. Değil mi? Tabii diyordur. Ama zannetmiyorum. Yani siz 27 tane harf alıp 14 tane soru var zaten. Neredeyse soru başına 2 tane harf alabiliyorsunuz. Sakin sakin bu işi halledersiniz. Yapalım inşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun, geliyor efendim. Geldi. Birbirinden eksiği veya fazlası olmayan şeyler için kullanılan bir sıfat. Aynı. Bu ikisi birbirine, eyvah. Eşit. Eşit, gayet güzel. Sizi de şaşırttım. Çünkü bir şeyi unuttuk. Evet. Siz evet. Daha beter unuttunuz. Ben heyecanlandım. Unuttum gerçekten. Ne yapacaktık biz? Torunlarıma selam göndermek. Hadi şöyle istiyorum. Gözlerinin içine bakarak. Adana'da yaşayan can suyum Eren'im, can özüm İpek'im. Sizi çok seviyorum. Hayatınız hep aydınlık olsun. Bu zafer de sizin için. Bu zafer sizin için olsun. Bir de kocaman alkış. İşte geliyor ikinci soru. Gelsin görelim. Voleybol ve basketbolda mola. Oyun arasındaki taktik alışveriş fırsatı gayet güzel. Hadi yenisi. Beş harflidir. Tek kelimedir. Vücut, beden, endam, boy boz, endam. Harika. Beş harfli tek kelime. Gelsin görelim. Buna dikkat. Buna çok dikkat. Otomobil lastiğinin yan cephe tarafı efendim. Dikkat, çok dikkat buna. Harf alayım. Peki, buyurun. Aslında bir uzuv mu desek, bir organ mı desek? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Lastiğin nokta noktasını sürtmüşsün kaldırıma. Bir harf daha alayım. Alalım. Alırız. Bilemedim. Bir harf daha alalım. Bambaşka bir şeyin de adı. Yan cephe ya. Yanak. Yanak. Hadi gelsin altı harfliler. Buyurun efendim, şöyle bir soru. Uzun soru ama bulursunuz bunu. Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla gelir sağlanan toplantı. Harf alayım. Buyurun. Özellikle okullarda filan hani düzenlenir. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kermes. Kesinlikle doğru cevap. 1800 yaptı kasayı. Şu sorudan biraz korkuyordum ama Emel Hanım atlatır bunu. Adım gibi eminim. İki kelimeden oluşuyor aradığınız. Ah, bu o değilmiş. Çok özür dilerim. Bir anlamı olan ses veya ses birliği. Altı harfli. Bu da kolay. Ahenk. Hayır. Dikkat. Dikkat. Bir daha okuyalım mı? Bir anlamı olan. Ses veya ses birliği. Yani bir hece ya da hecelerden oluşan bir birlik. Kelime. Güzel. Ya da. Kelimenin eş anlamlısı. Sözcük değil mi? Sözcük. Neyse ki kelime bize yetiyor. Ay. Yeni soru gelsin. Buna dikkat edin. Buna dikkat edin efendim. Buyurun. Zemheri. Bu tabirin günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılan bir karşılığı var. İki kelime. Zemheri de güller açısındaki zemheri. Demek ki gül açmayan zamanlar. İki kelime demiştim. Emel Hanımcığım. Harf alayım. Alalım. İstersek daha 20 tane harf alırız. Emel Kara kış. Kara kış. Gayet güzel. Bu sefer de basit düşüneceksiniz. Rahat rahat cevaplayacaksınız bu son 7 harfli. Mekmak diye bitiyor. Bakın şöyle soruluyor. Bir nesnenin her yanını bir şeye değdirerek üstünü o şeyle kaplamak. Dolamak. Dikkat. Dikkat. Değdirerek diyor çünkü. Harf alayım. Alalım bir tane.
Bulamak. Bulamak daha güzel. Bu çok basit bir soru da. Denedim ben bunu daha önce. Birkaç kişinin kafasını karıştırdı. Kimisi hiç harf almadan, nefes bile almadan pat diye cevaplıyor. Kimisi böyle bir nedir ki bu acaba diye kala kalıyor. Dur bakalım siz hangisini yaşayacaksınız? Buyurun efendim. İki kenar arasındaki uzunluk karşıtı olan uzaklık. En. Tek kelime mi? Tek kelime. İki kenar arasındaki uzunluk karşıtı olan uzaklık. En. Genişlik. Nedir efendim? Genişlik. Genişliktir. Gayet güzel. Siz de çabuk cevaplayanlardan oldunuz. Buyurun ikinci 8 harfli cevaba. Bir dini, özellikle de Hristiyanlığı. Misyoner. Nedir? Misyoner. Misyoner gayet güzel. Rahatladınız mı bayağı bakıyorum? Birazcık. Ama hala daha çok heyecanım var. Gelsin yenisi. Önceden yapılanlar göz önüne alınmadan, yeniden. Sil baştan. Anlamında bir sözcük dizisi. Tebrik ediyorum Emine Erdal Hanım. Çok güzel oldu bu iş. Buyurun yenisi gelsin. Acıması, merhameti olmayan. İki kelime. Zalim. Dikkat. Çok tabir var bu anlama gelen. Bir harf alayım. Alalım. İsterseniz hepsini alırsınız. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. İki kelime demiştik. Kalp. Kötü kalpli değil. Kötü kalpli değil. Sonu kalpli ise eğer üç harfli olmalı o. Kalpli. Bir harf daha alayım. Bir tane İnşallah daha. İnşallah baştan çıkar. Geldi. Taş kalpli. Taş kalpli. 600 puan değerinde. 10 harfler kaldı geriye efendim. Ha gayret. 42 saniyeniz var. 2 tane soruya cevap vereceksiniz. 10 harfli cevapları var onların. 16 tane harf alabilecek durumdasınız. Emel Hanım. Yani stüdyoya kamyon falan girmesi lazım. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Buyurun. Kişiyi toplumdan üstün tutan öğreti. Harf alayım. Alalım bir harf. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Kişi, fert. Bir tane daha. Bireysel. Birey. Tamam. Eklerden. Sellik. Sellik değil o. Birey. Öğreti diyor yani. Bireycilik. İşte o kadar. 7300 yaptı kasayı. Bunun üzerine yatabiliriz istersek. Ya çünkü tamam. 7100 yapmıştı Işıl Hanım, hatırlıyorsunuz. Siz şu anda 7300'e ulaştınız. Ben size son sorunuzu okurum. Basmazsınız. Beklersiniz 13 saniye geçsin. 7300'de kazanabilirsiniz. Tamam. Şimdiye kadar bunu yapan çıkmadı. Vallahi müthiş olur, karizmatik olur. Yaparız olmaz. Buyurun bakalım. Son soru son cevap. Çok sinirlenmek, kızmak anlamında bir tabir. İki kelime. Ben bekleyeyim. Bekliyorum. Bekliyorum. Kazandım değil mi? Tabii geri alamayacaklarına göre. Hani şuna basmadığınız sürece bir sıkıntı yok. Süre bitti. Nedir? Tahmininizi alayım. Çok sinirlen. Çıldırmak iki kelime. İki kelime bu. Bu iki kelime. Nasıl olsa basmadık. Durdu, evet. Değil mi? Nasıl olsa basmadık. Bu puanı bizden geri alamazlar. Görelim neymiş? Ay evet görelim. İllet olmak. Olduk mu? Olmadık. Olmadık. 7300 puanla. Tebrik ederim. Tebrik ederim efendim. Çok teşekkür Hemen ederim. Müsaade ederseniz şunu da teslim etmek isterim. Hayır. Güzel günlerde harcarsınız. Çok teşekkür Harcarken ediyorum. Bizi hatırlarsınız. Ben bunu bir hayır kurumuna vermek istiyorum. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir kocaman altı. Bizim hastamızla da barış yapabilirim. Yoksa da kendi muhtarlığımdan. Öyle Böyle mi? Böyle bir aileye de yapalım. İnşallah büyük finalde ödülü kazanırsanız o zaman konuşuruz. Onu da yaparız. Çünkü bunu neyse detayına tamam. girmek tamam. istemiyorum.